biraz az bir şey, yani birkaç sene evveline git, TRT programında Demirel, Süleyman Demirel TRT programında, öyle gizli kapaklı değil yani, açık. Kur'an-ı Kerim'deki ahkam ayetlerini 230 ayeti değiştirmek lazımdır dedi. Artık o hükümler zamanımıza uymuyor. Yeni kanunlar koymak lazım. Bunu soran adam lütfen oraya gitsin, oraya baksın. Demirel'e ne demek lazımsa kendisi söylesin. Ben bir şey söylemiyorum. Menderes'e Hazreti Bediüzzaman gibi bir zat diyor ki, bir Ayasofya'yı aç, iki ezanı asli haline çevir, üç Risale-i Nur'u neşret. Menderes sadece ve sadece ezanı asli haline çevirdi. Onu da seçim beyannamesine koyduğu için millet kendisini hiç dinlemedi zaten. Nasıl ki 1950 14 Mayıs'ında Demirel'in şeyin kazandığı belli oldu Demokrat Parti'nin. Herkes olduğu yerde vakit vakitsiz kimse dinlemedi. Herkes ezan okumaya başladı. Yani o da öyle Menderes'in baba yiğitliği falan olmuş bir şey değil o. O, ben kazanırsam ezanı asli haline çevireceğim dedi. Bununla seçimi kazandı. Seçimi kazandığı günde millet artık onu bunu falan dinlemeden 14-17 sene ezana hasret kalmış. Kim neredeyse orada ezan okumaya başladı. Ezan hadisesi de budur. Ama hutbeler yerinde kaldı. Ve öyle bir kanun getirdi koydu ki 1952'de bu millet ebediyen ağzını açamıyor. Demokratik, laik sistemi ayakta tutan tek kuvvet 15816'dır. Tek kuvvet. Ne ordudur, ne polistir, ne jandarmadır. Hiçbiri değildir. 5816 sayılı kanundur. Bu rejim ayakta durduğu müddetçe ne kadar melaneti varsa, ki hiçbir hayrı yok, ne kadar zina varsa, kumar varsa, içki varsa, katil varsa, hırsızlık varsa, uğursuzluk varsa, sebep olanın başındadır bu. Sebep olanın boynuna biner. Biz onu cennete soktuksa bir şeye yaramaz, cehenneme soktuk da bir şeye yaramaz. Ama bu bir realitedir. Bu bir realitedir. 5816 demokratik, laik, kemali sistemin devamının tek sebebidir. İkinci sebep yok. Ve devletin buna gücü yetmiyor. Başkan Ayasofya'yı açtı Allah'ın izniyle. Başkanlığı da getirdi elhamdülillah. Ama 5816'ya gücü yetmiyor. Çünkü rejimdir bu. Bu rejimdir. Bunu kırdığı gün rejim bitmiştir. İslam gelir. Evet, şeyi Demirel'i dediğim gibi bu arkadaş oradan araştırsın. 5230 ayet-i kerimeyi Kur'an'dan çıkarmak, modern kanunlar koymak lazım diyen bir adam aleni ve bundan tövbe etmeden gitti ahirete. Buna Müslümanlar ne diyorsa ben de öyle diyorum. Kendisi de araştırsın.